Ruşen Gültekin'le başlamak istiyorum. Ruşen Bey, ne dersiniz? Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın bu son açıklaması özellikle ticaret, yargı, adalet, inançtan ayıklansın istiyorlar sözleri. Sizce doğru sözler mi, değil mi? Eleştirmekte haklı mı muhalefet, yoksa değil mi? Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bunun temel olarak kurulma sebebi ne? Dinin hurafelerden ayıklanarak toplumun inançlarındaki özgürleşmenin sağlanması. Diyanet İşleri Başkanlığı tam da bunun için var. Bu konularla ilgili olarak var. Ancak bu açıklamalarına ilişkin, tam da bu açıklamalar için anayasanın 24. maddesinin son fıkrası var. Ne diyor? Tam tersine, yani ayıklansın istiyorlar dediği şey zaten laikliğin tam kendisi. Ne diyor? Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen dahi olsa dini kurallara dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini ve din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez, kötüye kullanamaz diyor. İşte zaten Diyanet İşleri Başkanı'nın da görevi kötüye kullanması buradan başlıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı size göre görevini kötüye mi kullanıyor? Evet. Nasıl kötüye kullanıyor? Çünkü onun görev alanı aslında 633 sayılı yasayla belirlenmiş. 25. maddesinde açıkça siyaset yapamaz diyor. Onun sosyal medya ile ilgili açıklamaları da çok anlamlı değil. Buraya bazı işaret eden şeyleri koymak lazım Kübra Hanım. Diyanet İşleri Başkanı, daha önce biz bu Nagihan Hanım'la yine birlikteydik, işte Ayasofya imamının bazı konuşmalarını aşırı bulduk ve o aşırılıklardan sonra zaten belli bir noktadan sonra AK Parti'den de ciddi anlamda bir tepki gördü ve görevden alındı, fakat provokatörlüğünü yapmıştı. Evet. Şimdi başka bir provokasyon daha görüyoruz aslında. En sert tepkiyi de Kübra vermişti. Evet. Bu aynı şeyi burada görüyoruz. Niye? Örnek vereyim. Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması var. Sigara haramdır dedi. Sigaranın zararlı olduğunu teyit edelim ama haramdır dedi. Oysa itikatta sigaranın haram olmadığını, mekruh olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir noktada olduğunu biliyoruz. Ama neden öyle dedi? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız... Mekruh bile değil aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız sigaradan nefret ediyor. Dolayısıyla aslında bir noktada Şeyhülislamlık görevine üstlenmiş gibi gözüküyor. Yani siyasi iktidarın durumuna göre şekil alıyor. İşte sosyal medyada gerek Yargıtay Başkanı'nın sosyal medya açıklaması, o da açıklama yaptı Yargıtay Başkanı'na, böyle bir şeye ihtiyaç var. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanı'nın burada topa girmesi gibi konular bizi başka bir yere getiriyor aslında. Nasıl bir yere getiriyor? Şimdi laiklik tartışmasına hiç girmeyeceğim ama şunu baştan söyleyeyim. Laik olmayan İslam coğrafyasındaki hiçbir ülke Afganistan olmaktan kurtulamamıştır. Bakın geçmişteki örneklerine, bakın dünyadaki İslam devletlerinin hepsine bakalım, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakalım. Ya Osmanlı döneminde nüfus sayımını ilk yapan 2. Mahmut. Kadınlar sayıldı mı arkadaşlar? Allah aşkına. Osmanlı'da yapılan nüfus sayımlarına kadın sayıldı mı? Sayılmadı. Neden? İnsan kabul edilmiyordu. Kadının insan olarak bir noktaya gelmesinin altındaki sebep nedir? Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'dur, biz bunu biliyoruz. Ama bu İslam coğrafyasındaki tek güzide örnek Türkiye Cumhuriyeti iken ve onun laik yapısı bunu sağlarken bu tartışmalar niye açılır? Niye açılır? Biz bunu aslında 70 senedir görüyoruz. Din üzerinden siyaset noktasında açılır. Din üzerinden siyaset yapmak doğru bir şey değil. Bunları kaşımak doğru bir şey değil. Bu toplumda eğer biz etnikçi, eğer biz dinci açılımlara, çünkü din dediğimiz şey ayrı bir tartışma konusu, benim uzmanlık alanım değil, girmem ama gerçekten büyük tartışmaların yaşandığı, sahih hadisler, sahih olmayan hadisler. Az çok ben de bir Müslüman ailenin çocuğuyum, biliyorum. Ancak bunların kime göre, hangi mezhebe göre veyahut hangi etnik grubun öne çıkmasına göre hareket edeceğimiz noktasında bizi koruyan şeyin adının laiklik olduğunu biliyoruz. Çünkü sadece laik ülkelerde, İslam coğrafyasında olmadığı şekilde herkesin hakları korunabiliyor. İşte biz buna sahibiz. Bu yüzden laiklik bu ülkenin temeli. Dolayısıyla bu açıklamaların hepsi anayasanın anayasanın yeni 136. maddesine, 633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilat Yasası'nın 25. maddesine ve bunun gibi aslında pek çok şeye aykırı. Şunu bilmemiz lazım. Şunu için söylüyorum. Bakın Türkiye'de 14 Aralık 2019 tarihinde bir
bankacılık kanunu ile ilgili bir yasa çıktı. O zaman da ben bunu anlattım. Ne diyordu? Denetçiler Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre Allah korkusuyla karar verecektir. Ben mesela bu tartışma bugün başlamadı aslında. O gün de var. Yani banka denetçilerinin Allah korkusuyla hareket etmesine dair bir yönetmelik ya da yönerge yayınlandı. Bende var, gösterebilirim hangi maddelerinde ne olduğunu. Ama bakın bunların hiçbirisi hukuk, laik hukuk düzeninde olmaz. Neden? Şöyle bitirmek istiyorum. Bakın biz 1922'de saltanatı kaldırdık. Neden? Tek adam rejiminden millete ait dedik. Yani egemenliğin millete ait olduğunu ortaya koyduk. İkinci olarak ne yaptık? 1924'te hilafeti kaldırdık. Daha sonra 1937'de, 1928'de devletin dini İslam'dır kaldırdık. 1937'de de devletin laik olduğu ve tüm mezheplere eşit düzeyde olduğunu ortaya koyduk. Hal böyle olunca bizim yapmak istediğimiz şey şuydu. Tek adam rejimini bitirdik. Millete egemenliğin ait olduğunu söyledik. Daha önemlisi yönetsel kuralların, yani devletin yönetimi ile ilgili kuralların artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sadır olacak kurallarla gerçekleşeceğini kabul ettik. Buradan artık geriye dönüş olduğunu kimsenin düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum.